Pabuç, 2 yıllık bir sebze türüdür. Birinci yıl yenilen kök kısmı oluşur. İkinci yıl çiçek açıp tohum bağlar. Serin iklim sebzesidir. Kısa gün bitkisi olduğundan az ışık, düşük sıcaklık ve yeterli toprak rutubeti olan yerlerde iyi gelişme gösterir. Yetişme döneminde uygun sıcaklık 15 ila 20 santigrat derecedir. Havuç, derin, gevşek bünyeli, geçirgen, organik maddece zengin topraklarda en iyi ürünü verir. Drenajın iyi yapılması gerekir. Havuç tohumdan yetiştirilir. Ekim öncesi tarlalar iki defa işlenmelidir. İlk sürümde toprak 30 ila 40 santimetre derinlikte işlenmeli ve dekara 2 ila 3 ton yanmış çiftlik gübresi verilmelidir. Daha sonra ikinci toprak işlemesi yapılır. Havuç üretiminde yabancı ot mücadelesi çok önemlidir ve 3 devrede yapılır. Ekim öncesi yapılan ilk uygulamada suda eriyebilen herbisitlerden bir tanesi önerilen dozlarda hazırlanarak toprağa püskürtülmeli, uygulamadan sonra toprak 5 ila 8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Ardından toprak tırmıklanıp iri kesekler kırılmalı, yabancı maddeler ayıklanıp hemen ekime geçirmelidir. İkinci herbisit kullanım zamanı, ekim sonrası tohumların çimlendiği fakat kotilodon yapraklarının henüz toprak yüzeyine çıkmadığı devredir. Tohumlar çimlendikten sonra bitkiler 2 ila 4 yapraklı olduğu devrede üçüncü herbisit uygulaması yapılmalıdır. Havuç yetiştirilen tarlada en az 3 yıl havuç, kereviz, maydanoz, dereotu yetiştiriciliği yapılmamış olması gerekir. Havuçla münavebeye girmesi en uygun sebzeler ıspanak, marul, fasulye ve bezelyedir. Havuç tarımında en uygun gübreleme, yaptırılan toprak analiz sonuçlarına göre yapılan gübrelemedir. Toprak analiz sonuçlarına göre toprağa uygulanması önerilen azotlu gübrenin 2 veya 3, potasyumlu gübrenin 1 veya 2 seferde atılması uygundur. Fosforlu, potasyumlu gübrelerle azotlu gübrenin yarısı ekimden önce, diğer yarısı fideler kurşun kalem kalınlığına geldiğinde verilmelidir. Havuç tohumlarının ekim zamanı bölgelere ve çeşitlere göre değişmekle beraber Şubat'tan Kasım ayına kadar yapılabilir. İklim koşullarının uygun olduğu yerlerde devamlı havuç hasadı sağlayabilmek amacıyla bu tarihler arasında 2 ila 3 hafta arayla tohum ekilebilir. Dekara ortalama mibzelle ekimde 350 ila 500 gram tohum atılır. Havuçta en iyi üretim şekli tarlada 105 ila 110 santimetre genişlik, 15 ila 20 santimetre yükseklik ve aralarında 45 santimetrelik su yolu bulunan tahtalar üzerine sıraya ekim şeklidir. Bu tahtalar üzerine 15 ila 20 santimetre aralıklarla açılan çizilerde 5 ila 8 santimetre sıra üzeri mesafelerde tohum ekimi yapılır. Tohumlar 1 ila 1,5 santimetre derine ekilirler. Körpe fideler birkaç yapraklı olduğunda birinci çapa ve seyreltme yapılır. Pratik olarak her çapalamadan sonra yağış durumuna göre sulama yapılmalıdır. Hastalık ve zararlılarla mücadele, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapan uzmanların önerdiği şekilde yapılmalıdır. Tohum ekiminden yaklaşık 4 ay sonra havuçlar hasat büyüklüğüne gelir. Hasadın kolay olması için bir gün önceden sulama yapılmalıdır. Hasatta çatal, kürek, bel veya çapa kullanılarak söküm yapılabilir. Fazla yapraklar kesilir, havuç kökleri topraklı olduğu için bol suda yıkanmalı, iriliklerine göre demet yapılarak çuval, sandık veya plastik torbalar içinde satışa sunulmalıdır. Turplar, fındık, kestane ve bayır turbu olmak üzere 3 farklı şekilde gruplandırılır. Ilık ve serin iklim sebzesi olan turplar fazla soğuktan ve sıcaktan hoşlanmazlar.
Yetişme döneminde en uygun sıcaklık 14 ila 16 santigrat derecedir. Fındık turpları için hafif tınlı kumlu, kestane ve bayır turpları için tınlı killi topraklar tercih edilmelidir. Turplar tarlaya tohum ekimiyle üretilirler. Turp yetiştiriciliği için dekara 2 ila 3 ton yanmış çiftlik gübresi verilir. Toprak 20 santimetre derinlikte pullukla sürülmeli ve arkasından diskaro geçirilmelidir. Daha sonra rotavatörle ve tırmıkla toprak düzeltilerek ekime hazırlanmalıdır. En uygun gübreleme toprak tahlil sonuçlarına göre yapılan gübrelemedir. Fındık turpları gibi yetişme dönemi kısa turplarda önerilen gübrenin tamamı ekim öncesi 10 ila 15 cm toprak derinliğine verilmeli, diğer turplarda ise potasyum ve fosforlu gübreler ekim öncesi, azotlu gübrelerin yarısı ekim öncesi, diğer yarısı yumru oluşumu sırasında olmak üzere iki seferde verilmelidir. Fındık turplarındaki tohum ekimi Ağustos'tan Mayıs'a kadar ve çoğunlukla 15 gün arayla, yazlık kestane turplarında Mart ila Mayıs, kışlık bayır turplarında ise Temmuz ila Ağustos ayları içinde yapılmalıdır. Masuralar üzerine yapılan tohum ekimlerinde sıra arası mesafeler 25 cm, sıra üzerinde bitkiler arası mesafe ise 4 ila 6 cm olmalıdır. Kestane ve bayır turplarında bu mesafeler daha geniş olup sıra arası 30 ila 40 cm ve sıra üzerinde bitkiler arası mesafe ise 10 ila 20 cm olmalıdır. Sulamanın yumru kalitesi üzerinde büyük etkisi olduğundan belli aralıklarla sulamaya önem verilmelidir. Kestane ve bayır turplarında yabancı otları ayıklamak ve toprağı kabartmak amacıyla 2 ila 3 defa çapa yapmak faydalıdır. Yetişme dönemi çok kısa olan fındık turplarındaysa çapa yapmak gerekmez. Turplarda hasadın tam zamanında yapılması şarttır. Aksi takdirde içleri koflaşarak kalitelerini kaybederler. Fındık turpları ekimden 3 ila 4 hafta, kestane ve bayır turpları ise yaklaşık 3 ay sonra hasada gelirler. Kereviz, yapısında bulunan vitamin ve diğer maddeler nedeniyle iştah açma, sinirleri yatıştırma özelliklerinin yanı sıra böbrek ve mafsal hastalıklarında da kullanılan şifalı bir sebzedir. 2 yıllık bir bitki olan kerevizin birinci yıl bir yumru şeklindeki patatesi andıran kökü oluşur. İkinci yılda çiçeklenip tohum bağlar. Kereviz ılık ve serin iklim bitkisidir. Nemli deniz kıyılarında ve kuvvetli topraklarda bol mahsul verir. Kereviz üretimi için derin ve süzek, humus ve besin maddelerince zengin, tınlı kumlu ve çok hafif asit karakterli topraklar tercih edilmelidir. Kereviz ziraatında yumru şeklindeki köklerle toprak üstü aksamının iyi gelişmesi için toprağın çok iyi hazırlanması gerekir. Toprak oldukça derin işlenmeli, taş, kesek ve diğer yabancı maddeler temizlenerek iyi tesfiye edilmelidir. Kereviz toprakta uzun müddet kaldığı için oldukça fazla besin maddesi alır. Yetiştirilen yerin organik madde ve diğer besin maddelerince zengin olması gerekir. Dekar başına 3 ila 4 ton yanmış çiftlik gübresi dikimden önce toprağa yayılmalıdır. Bitkinin ihtiyaç duyduğu diğer bitki besin elementleri ise yaptırılan toprak analizi sonucunda önerilen miktarlarda uygulanmalı, gereksiz yere gübre kullanılmamalıdır. İyi bir kök gelişimi için özellikle azotlu gübrenin gereğinden fazla verilmemesine özen gösterilmelidir. Kök kerevizinin yetiştirilmesine fide üretimiyle başlanır. Bölge iklimine göre Şubat ila Nisan ayları arasındaki dönemde hazırlanan soğuk yastıklara metrekareye 1 gram hesabıyla serpme veya çizgiye ekim yapılır. Ekim yüze olup kapak atılmaz, tırmıkla çok hafif karıştırmak yeterlidir. Ekilen yer tokmakla bastırılıp süzgeçli hortum veya kovayla sulanır. 15 ila 20 günde çimdenen tohumlarda ot temizliği ve gerekirse mücadele yapılır. Kereviz fideleri 4 ila 5 yapraklı hale gelince
soğuk yastıklardan tarlaya dikilir. Dikimler 30 x 30 cm mesafe ile yapılır. Rak hafifçe sıkıştırılır ve can suyu verilir. Sulamaya sonbahar yağmurlarına kadar devam edilir. Dikimden 3 ila 4 hafta sonra yapılan çapalamanın yanı sıra 2 ila 3 çapa daha gerekir. Kök kerevizlerinde koflaşmayı önlemek için dikimden 6 ila 7 ay sonra hasada başlanır. Kerevizler çapayla gevşetilip elle çekilerek sökülür. Kış mevsimi ılık geçen yerlerde kök kerevizleri parti parti topraktan çıkarılır. Naylon torba, kasa ya da küçük çuvallarda satışı yapılır. Kışı şiddetli geçen yerlerde ise kerevizlerin hepsi sökülerek toprak altındaki silolarda veya mahzenlerde saklanır. Ülkemizde üretimi son yıllarda talep gören sap kerevizinde üretim şekli kök kerevizinde olduğu gibidir. Ancak bu kerevizler kök kerevizlerinde olduğu gibi kökleri için üretilmezler. Sap kerevizlerinde tüketilen kısım saplardır ve üretim aşamasında sapların beyazlatılması işleminin uygulanması önemlidir. Beyazlatma, bitkinin sap kısımlarına kümbet yaparak toprak içine gömme, sık dikim yapma ve yaprak saplarının alüminyum folye, siyah fotoğraf kağıdı gibi bazı materyallerle kapatılarak ışıkla olan temaslarının kesilmesiyle yapılır. Bu işlem, bitkinin yaprak sapları optimum 25 ila 30 cm boy aldığında yapılır. Ancak pazar durumuna göre 10 cm olduğunda da hasat edilir. Yaprak sapları kapatıldıktan 45 ila 60 gün sonra beyaz hale gelir. Beyazlatma işlemi gerçekleşen ve gelişimini tamamlayan yapraklar toprak seviyesinden kesilerek ambalajlanıp satışa sunulur. Sarımsak çok vitaminli, besin değeri yüksek, insan sağlığı açısından yararlı bir sebzedir. Bulunan iklimden hoşlanan sarımsak, diş halindeyken -10, bitki halindeyken -3 ila -4 dereceye kadar düşük sıcaklıklara dayanıklılık gösterir. 15 derecenin üstündeki sıcaklıklar gelişmeyi yavaşlatır. Sarımsaklarda çiçeklenmenin az olması diş verimini artırır. Bunu sağlamak için dikkat edilmesi gereken hususlar sulamanın az olması veya hiç yapılmaması, sıcaklığın biraz yüksek olması ve suni gübrelerin yeteri kadar verilmesidir. Sarımsak az miktarda humus ihtiva eden kumlu tınlı toprakları tercih eder. Suni gübrelerden hoşlanır. Gelişmenin ilk dönemlerinde fazla azot ihtiyacı gittikçe azalarak son dönemde potasyuma olan ihtiyaç artar. Üretim için kullanılacak bitki besin maddeleri, yaptırılan toprak analizleri sonucunda önerilen miktarlarda kullanılmalıdır. Yetiştirme döneminde yetersiz bitki besin maddesi kullanılırsa dişler küçük kalıp sayıları çoğalır ve başların depolanma müddeti kısalır. Sarımsak sadece başı oluşturan dişlerle üretilir. Üretimde kullanılacak diş iriliği, elde edilecek ürünün baş iriliğini doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu nedenle üretimde 1,5 ila 3,5 gram büyüklüğündeki dişler kullanılmalıdır. Sarımsak dişleri tek ve çok sıralı dikilebilir. Çok sıralı ekimde dekardan daha fazla ürün alınır. Çok sıralı ekimde mesafe 10 x 10 cm olup dikim derinliği ise 3 ila 4 cm'dir. Yağmur suyundan yararlanılarak yapılan kıraç yetiştiriciliğinde 2 ila 3 çapa yeterlidir. Düzenli sulama şartlarında her sulamadan sonra çapa yapılmalıdır. Sarımsaklar ılıman iklimlerde Kasım ayından itibaren, kışı sert geçen yerlerde Mart ila Nisan aylarında dikilir. Dikim elle yapılabildiği gibi bu amaçla geliştirilmiş dikim makinalarıyla da yapılabilir. Sarımsaklarda yabancı ot kontrolü önemlidir. Küçük üretim alanlarında mekanik olarak elle yabancı ot kontrolü yapılabilir.
Ancak geniş üretim alanlarında yabancı ot kontrolü herbisitlerle yapılır. Herbisitler 3 farklı dönemde uygulanır. Birinci dönem, dikim öncesi arazi boşken, ikinci dönem, dişler dikildikten sonra çimlenerek toprak yüzeyine çıkmadığı dikim sonrası dönem ve üçüncü dönem ise bitkilerin 2 ila 6 yapraklı olduğu dönemdir. Herbisitlerin kullanımında dikkatli olunmalı ve bu konuda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden yardım istenmelidir. Sarımsak başlarının olgunlaşma zamanı dikim zamanına bağlı olarak değişir. Taze yeşil sarımsaklar en erken Şubat sonunda, en geç Haziran başında hasat edilir. Olgun ve kuru başlar en erken Mayıs sonu ya da Haziran başında, geç Ekim'de ise Temmuz sonu ya da Ağustos başında hasat edilir. Hasat öncesi sarımsak sapları yatırılarak dişlerin daha fazla olgunlaşması sağlanır. Saplar iyice kuruyunca güneşli ve kuru bir havada başlar çapayla çıkarılabildiği gibi traktör kuyruk milinden aldığı güçle çalışan sarımsak söküm makinalarıyla sökülebilir. Hasat, ürünün baş kalitesini bozmamak amacıyla kesinlikle elle çekilerek yapılmamalıdır. Ürün 4 ila 5 gün tarlada bırakılarak kurutulmalıdır. Yağışlı bölgelerde ise kurutma sökülen bitkilerin kapalı yerlerde serilmesiyle yapılır. Kurumuş başların pazarlanması 3 şekildedir. Birinci şekil, sapları ve kökleri kesilmiş başların dökme olarak naylon torba ve kasalar içinde en çok 50 kilogramlık ambalajlarda pazarlanmasıdır. İkinci şekil, kökleri kesilmiş 10 ila 15 adet sarımsak saplarından bağlanarak örgü ya da demet halinde sunulması ve üçüncü şekil ise kök ve sap kısmı kesilmiş başların belli ağırlıklarda bu amaçla geliştirilmiş file ve strafor kaplar içinde pazarlanmasıdır. Soğan ziraatında iklim faktörleri, özellikle sıcaklık önemlidir. Geniş bir sıcaklık toleransı olmasına karşılık, gelişmenin ilk aylarında serin havaları, başların geliştiği son devrelerde ise yüksek sıcaklık ve düşük rutubeti sever. Kumlu tımlı topraklar yanında humusça zengin, killi kumlu topraklarda da iyi ürün alınır. Soğan çeşitleri, şekil, kabuk rengi, baş bağlama eğilimleri, acılık ve depolamaya dayanıklılık yönünden farklılık gösterirler. Sofralık olarak yuvarlağa oldukça yakın soğanlar aranır. Soğan çeşitleri yazlık ve kışlık olarak iki gruba ayrılır. Kışlık soğanlar ince dokulu, sıkı yapılı ve hissedilir derecede acı olup dış kabuk sayısı fazladır. Yazlık çeşitlerse tatlı ve hafif kokulu, gevşek yapılı, sulu, etli ve dış kabuk sayısı daha azdır. Soğan yetiştiriciliğinde münavebe, toprak hazırlığı ve gübreleme öncelik verilmesi gereken konulardır. 2 yıl üst üste aynı tarlada kesinlikle soğan yetiştirilmemelidir. Tarla sonbaharda 1 veya 2 defa sürülmeli, kışa kesekli olarak bırakılmalıdır. Soğan bitkisinin üretimi, arpacık soğanıyla baş soğan yetiştirilmesi ve doğrudan doğruya tohumdan baş soğan yetiştirilmesi olmak üzere iki şekilde yapılır. Tohum ekimi mevsiminde ve toprak tava geldiği zaman diskaro veya tırmık geçirilerek tekrar sürüm yapıldıktan sonra yapılmalıdır. Ekim elle yapılabildiği gibi mibzerle ekim tercih edilmelidir. Bu amaçla tohum ekim düzenekleri, ekilecek tohum iriliğine göre ayarlanabilen pnömatik mibzerler kullanılır. Mibzer ve tohum ekiminde elle ekim yapma yöntemine göre önemli ölçüde tohum tasarrufu sağlanmakta, dekara 350 ila 500 gram soğan tohumu kullanılmaktadır. Mibzerde tohum ekim mesafeleri sıra arası 15 ila 20 cm, ve sıra üzeri 5 ila 8 santimetre olarak ayarlanmalıdır.
Son yıllarda yaygın olarak üretimi yapılan kısa gün soğanlarının tohum ekim zamanı 10 Eylül ila 10 Ekim tarihleri arasındadır. Tohum ekimi ülkemizin güney bölgelerinde bu tarihlerin sonlarına doğru yapılırken, kuzey bölgelerinde ise bu tarihlerin başlangıcında yapılmalıdır. Baş soğan üretiminde kullanılan arpacık büyüklüğü 1 ila 1,5 cm çapında olmalıdır. Dekara ihtiyaç duyulan arpacık miktarı, arpacık iriliğine bağlı olarak değişmekle beraber 35 ila 40 kilogramdır. Soğan üretiminde yabancı ot kontrolü önemlidir. Geniş alanlarda yapılan üretimlerde yabancı ot kontrolü herbisitle yapılmalıdır. Bitkilerin gelişim durumlarına göre herbisitler 3 farklı dönemde uygulanır. İlk dönem soğan tohumlarının ekim öncesi, ikinci dönem tohum ekimi sonrasıdır. Bu aşamada tohumlar çimlenmiş fakat kotiledon yaprakları henüz toprak yüzeyine çıkmamıştır. Üçüncü dönem ise bitkilerin 2 ila 6 gerçek yaprağa sahip olup yaklaşık 6 cm kadar boylandıkları dönemdir. Herbisitlerin kullanımı konusunda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden teknik bilgi alınmalıdır. Soğan yetiştirilecek tarlaya o yıl çiftlik gübresi verilmez. Bir yıl önce çiftlik gübresi verilmiş tarlalara soğan ekilebilir. Bitkilerin suni gübre ihtiyaçları ise yaptırılan toprak analizleri sonucunda önerilen miktarlarda yapılmalıdır. Soğan bitkisinin su ihtiyacı fazla değildir. Şubat ve Mart aylarında ekilen soğanlar, kışın toprakta biriken sudan uzun süre faydalanırlar. Ancak başların irileştiği Haziran-Temmuz aylarında soğanların 1 ila 2 defa sulanması gerekir. Sulamada damla sulama sistemi en uygun sulama sistemidir. Temmuz-Eylül ayları arasında hasada gelen soğanlar toplandıktan sonra tarlada veya özel odalarda kurutulur. Kurutma yığınlarının yüksekliği 30 cm'yi geçmemeli ve sık sık havalandırılmalıdır. Kurutmanın süresi ise ülkemizde 20 ila 30 gündür. Kuruyan soğanlar tarlada temizlenir, çuvallara doldurularak depoya gönderilir. Değerli üreticilerimiz, en yakın tarım kuruluşumuza başvurduğunuz takdirde konuyla ilgili bilgi ihtiyacınız karşılanacaktır. Tekrar birlikte oluncaya kadar ürününüz bol, kazancınız yerinde olsun. Hoşça kalın. Yay çekme, ileriye, hep ileriye, tarımda berekete, yay çekme. İşe yay çek sizlerle, haydi koşun gelin bize, peş peşe. Yay çekme, ileriye, hep ileriye, tarımdan berekete, yay çekme, işe yay çek sizlerle, haydi koşun.